Akşamlar hayrola, hayırlar fethola, cümlemizin muradı hasıl ola, Cenab-ı Hak bizler Hazreti Peygamber'in ve onun mübarek yolunun, Ehl-i Beyt'in yolundan, idarından, kervanından ayırmayın. Değerli kardeşlerim, öncelikle beni buraya davet ettikleri için arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben bu dergaha birkaç defa daha gelmiştim. Ama bu geldiğimde epey onarım ve yapım faaliyetleri gördüm. O nedenle çok sevindim. Bir gelişme olduğu anlamına geliyor bu. İnşallah daha da büyür, gelişir. Buralar çok tarihi mekanlar. Ben buraların tarihini de epeyce okumuştum. Ne zaman açılmış, başından neler geçmiş. Çok uzunca bir tarih. Yani nereden baksanız burası 800 yıllık bir yer. Ve onların hepsinin anıları var burada. Kimileri birçoğu da buralardan öldüler, gömüldüler. Onların manevi hatıraları da burada yaşıyor. O nedenle bu tür yerlere gelmekten ayrıca manevi haz da alıyorum, çok da seviyorum. Şimdi müsaadenizle ben kısaca böyle 20-25 dakikaya geçmeyecek şekilde Kerbela olayından bahsetmek istiyorum. Çoğunuz zaten biliyorsunuz. Buraya gelen herkes ondan zaten bahsediyoruz. Kerbela'da ne oldu? Kerbela'da Hazreti Hüseyin neden hayatını kaybetti? Niye böyle bir olay oldu? Ve bugünlerde de 10 yıl dönümü olması sebebiyle günümüzde bu artık ne anlama geliyor? Aradan yüzyıllar geçtikten sonra bugün hala Kerbela sadece bir tören icra etme aracı mıdır? İnsanlar böyle toplanırlar, böyle gelirler, ağlarlar, sızlarlar. Bir takım ritüeller, erkanlar icra ederler ve dağılırlar mı? Bugün için bunun bir anlamı var mı? Hazreti Hüseyin çağlar sonrasına böyle mesaj verdi mi? Verdiyse de mesaj verdi. Bunları çoğunuz dinlemişsiniz ama bir de benden dinleyin diyerek onlardan bahsedeceğim. Kısaca belki faydası olur, yararlı olur. Bir Muharrem Hicri aylarda yılbaşı oluyor malumunuz. Bunlar Arapların kullandığı aylardır. Bir Muharrem ile 10 Muharrem arasında 10 gün Muharrem oruçları icra ediliyor. Alevi Bektaşi çevresinde bu yüzyıllar kelebek olarak devam ediyor. Bugünlerde yani ay dün başladığına göre dün Hazreti Hüseyin Medine'den yola çıktı. Bu 10 gün sürüyor. Kerbela'ya gelinceye kadar 10 gün veya 12 gün sürüyor. Oraya geldiklerinde Kufe'ye girmek istiyor fakat Kufe şehrine bir haber geliyor ve düşündükleri olmuyor. Kufe şehrinden çuvallar dolusu mektup geliyor. Ya Hüseyin, ortaya çık. Bu Yezid'in zulmü ayyuka çıktı. Seni destekleyeceğiz diye binlerce kişi mektup görüyor. O da bunlar doğru olup olmadığına dair elçiler gönderiyor. Gidin bakalım Kufe şehrinde bunlar doğru mu? Hakikaten bunlar beni çağırıyor mu yoksa bir oyuna mı geleceğiz diye. Hazreti Hüseyin zeki bir insan. Öyle yaş tahtıya basacak birisi değil. Önce bir veya bazı rivayetlerde 2-3 defa elçi gönderiyor ve durumu kontrol ettiriyor. Bakıyor ki hakikaten doğru. Neredeyse Kufe'deki bütün evler Hazreti Hüseyin taraftarı olmuş olarak görünüyor. Gelen elçiler bunlar doğrudur, hazırlık yapıyorlar ve sizi bekliyorlar diyor. O da onun üzerine hazırlıklara başlıyor ve birçok kişi ona bu Kufe şehrindeki halka güvenilmez. Seni yarı yolda bırakırlar. Onların görevliğine bakma falan dediyse de hayır söz verdik. İnsanlar beni çağırıyor. Bir sorumluluğum var. Burada oturamam. Her yerde 700 zulmü almış başına gidiyor. Evler basılıyor. İnsanlar kalk dedi.
veriliyor, kadınlar kaçırılıyor, evler ateşe veriliyor. Böyle bir durumda ben burada oturamam diyor. Çağırıyorlar beni, gitmem lazım diyerek yola çıkıyor. Ve yola çıkarken de geride bulunanlara, buraya bu işe inanıyorsanız benimle birlikte gelin diyor. Yaklaşık rivayetlere göre bu İslam tarihinde, bunlar uzun uzun anlattıklar, böyle üçlü İslam tarihi kaynakları var malumunuz. Ben oralardan derlediğim bilgileri size aktarıyorum ve doğru olanları kendimce seçerek aktarıyorum. 600 kişilik bir insan topluluğuyla yola çıkıyor. Ve orada insanlara, eğer diyor, borcu olan varsa, başkası üzerinde emanet olan varsa, geride bıraktığı insanları bırakamayacak olanlar varsa, onlara hepsini geri dönüştür. Biz bir yola çıktık, bu yolda her şey başımıza gelebilir. Üzerinde hiçbir borcu olmayan, kendini arındırmış olan, saf ve temiz olanlar bölümünde. Oradan yola çıkıyorlar. Ve uzun bir çöl yolculuğundan sonra Medine'den Kufre'ye doğru gelirken, işte bugünkü Irak sınırları içerisinde Kerbela dediğimiz, Kerbela dediğimiz yere geldiklerinde 10. gün, tamam mı? Yolda geçiyor. Ve bir haber geliyor. Kufre şehrine geldiklerinde, onun yakınlarına geldiklerinde Yezid'in orduları onları durduruyor ve karşıda 5000 kişilik bir ordu var. Bir de şehrin içerisinde binlerce kişi daha var. Bunun yanında da, Hazreti Hüseyin'in yanında da 100 kişi bana kalmış. Çoğu sıcaktan, yolda aldıkları haber neticesinde yalnız bıraktık diyerekten. Ayrılıyorlar Kerbela'da, rivayetlere göre en fazla 100 kişi, yani 80-100 kişi civarında ve çoğu da kadın olmak üzere, çocuk olmak üzere 100 kişi falan kalıyor. Onların çoğu da Halep Hüseyin'in yakınları, akrabalar olmak üzere. İşte meşhur rivayetlerde 72 denir. Hazreti Hüseyin ve 72 yaralanı diye geçer. O tam 72 değil yani, 100 civarında kişi. Ama 72 olduğu şey yapmıştır, kayıtlara da geçmiştir. Şimdi orada bir haber geliyor, diyorlar ki sana mektup yazan Kufeliler vazgeçti. Kimisi parayla satın alındı, kimisine işkence uygulandı, kimisinin evi yakıldı, kimisinin damdanı aşağı atlayarak öldürüldü. Kimle suikast düzenlendi, vazgeçildiler ve şu anda senin yanına gelecek Kufe'de hiç kimse kalmadı. Ve bu çölde sen yapayalnız. Ve Hazreti Hüseyin düşünüyor bu durumda ne yapmam lazım diye. Biraz önce söyledim, Hazreti Hüseyin zeki bir insandır. Böyle etrafındaki insanları böyle körü körüne, ölüme götürecek birisi değildir. Cesurdur, zekidir. Ne yapacağını bilmektedir. Ve böyle bir olayla karşılaşınca bir durum değerlendirmesi yapıyor. Ve gelen Yezid karşı tarafta 5000 kişi Yezid ordusu. Bir de büyük bir 10.000 kişi de şehrin girişinde bekliyor. Şimdi bu 100 kişiler, çoğu kadın 100 kişiler, çoğu silahsız ve kadın 100 kişiler önce 5000 kişi halletmesi lazım. Sonra da Kufeliler'in 10-12 bin kişi orada bekliyor, onlara halletmez. Bu nasıl olacak? Bu zaman düşünüyor, diyor ki karşılıklı böyle gitme gelme oluyor, görüşmeler oluyor. Onlara 3 şart nedir? 3 öneri getiriyor. Bir diyor, buradan diyor, bırakın Medine'ye geri dönelim. Bize engel olmuyor. Yanındakilerin çoğu da kabildir ve silahsızdır. Bu iş ne zaman olursa ben o zaman ortaya çıkarım diyor. İnsanlar beni destekleyeceğini söyledi ama desteklemediler. Şimdi bu durumda ben böyle bunlarla ne yapacağım diyor.
bırakın diyor, Medine'ye geri dönelim diyor. Orada oturacağım. Ne zaman samimi, sözümde duran bir kitle ortaya çıkarsa, onlarla da bu işi başaracağımı görürsem, o zaman ortaya çıkar. Şartlar şu anda değişti diyor. Olmaz diyor. Medine'ye geri dönemez. Ne istiyorsunuz peki? Önce önerilerini söylüyor. Eğer o olmazsa, o zaman diyor bırakın Medine'ye değil, uzak diyarlara gidelim, Serahat boylarına gidelim diyor. Yani İslam dünyasının sınır boyuna gidip orada Müslüman olmayanlara diyor. Anlatırım, onları diyor İslam'a davet ederim. Ben Müslümanların birbirini kırmasını, öldürmesini istemiyorum. Çünkü karşı taraftaki Yezid ordusunda da paralel tutulmuş olsa, ikna edilmiş, kandırılmış da olsa kendi tanıdıkları da var. Çünkü onlar öyle bir propaganda yapıyor ki, Muaviye ordusu, Yezid ordusu iki yüzlülükte zirveye çıktığı için Hazret Ali'ye aleyhine çok büyük propagandalar yapıyor. Ve çoğu Hz. Hüseyin'i Kerbera'da öldürmeye geldiklerinde onun Hüseyin olduğunu da bilmiyorlar. Hüseyin olduğunu görünce geri dönemler oluyor. Biz bunda Hüseyin olduğunu da ne biliyoruz? Başka bir şey de geçebilir. Hani bu darbede küfürle çıkan askerler var ya, onlar gibi yani. Darbe olacak diye çocukları köprüye götürüyorlar, bir de nereye gittik ya biz falan diyor. Burada bir terörist var zannediyorlar, falan onun için geldiğini zannediyor. Kandırılıyorlar. Onlar da öyle şok oluyor, Allah Allah. Hüseyin'i öldürmeye getirmişler bizi. Biz başka bir şey zannediyoruz, burada küffar ordusu var, flek ordusu geldi zannetmiştik falan diyor. Böyle vakalar var yani, Hüseyin'le karşılaşınca orada şaşıranlar var. Diyor ki ben o zaman bırakıp gideyim diyor ya, engel olmayın bize diyor. Uzaklara gitmek istiyorum diyor. Ne zaman şartlar oluşursa o zaman gelirim diyor. Onu da kabul ediyor. O zaman diyor, son olarak da 3-4 kişilik bir heyet oluşturun. Gidin, Yezid'e bir sorun. Tam ne istiyor? Ne yapmaya çalışıyor? Onlar diyor ki, ne istediğini sana söyleyelim. Gitmemize gerek yok, o bize haber gönderdi. Ne istiyoruz? Biat edeceksin diyor. Ve biz bütün şehirlere haberler göndereceğiz. Peygamberin torunu Hüseyin, Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin, halife olarak Yezid'i tanımıştır. Ey İslam alemi, böyle davullar çalarak bütün şehir bunu ilan edecek. Tüm İslam alemi, bütün dünya bunu duyacak. Bilecek ki Hüseyin Yezid'i halife olarak kabul etmiştir, biat etmiştir. Bunu istiyorum. Eğer bunu yaparsan Medine'de gelirsin, uzak diyarlara da gidersin, yanındakiler de emin olur, sana da herhangi bir şey olmaz. Sana Medine'de bir saray da yaptırırız, rahat, günlük Hüseyin, orada yaşarsın. Senin istediğimiz sadece bu Hüseyin diyorlar. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin hiç tereddüt etmeden etrafındaki insanlara ne yapalım acaba, kabul mü edelim bunu? Ne dersiniz, kabul edeyim mi falan diye bile sormadı. Hayır. Bu dediğinizi asla yapmayacağım. Bak ölürsün. Bu dediğinizi yapmazsan bu çölün ortasında 5000 kişi nasıl koşacak karşı koyacak? Zaten silahınız yok çoğunuz. Olsun. Olsun. Bu dediğinizi asla yapmayacağım. Hem zaten Allah'ın verdiği canla, Allah'ın aldığı can benim aramda, benim nazarımda bir fark yok diyor. Ha yaşamışım ha ölmüşüm. Yani böyle yaşayacağım, ölmek tercih ederim diyor. Ve bile, işte burada bile bile. Yani Hazreti Hüseyin böyle körü körüne bir yere gitmiyor. Öleceğini burada fark ediyor. Şehit olacağını fark ediyor. Ama diyor, bunu yapmam lazım diyor. Allah'ın bana verdiği rol galiba bu diyor. Çünkü bunu yaparsam, ölsem bile yeryüzünde hiçbir zalim meşruiyet kazanamıyor. Ben arkamdan Peygamber'in torunu Hüseyin zalime biat etti dedirtmem diyor. Bunu diyemeyeceksin diyor. Tabiri caizse sizin kafa konforunuzu iade etmeyeceğim diyor. Sonsuza kadar rahatsız olacaksın.
Benden sonra da rahatsız olacaksın. Şimdi bu olaylar, yani Muharrem ayı geldiğindeki Kerbela anıları, onun dediğinin doğru olduğunu, geleceği gördüğünü, canını ortaya koymasına rağmen, kendini feda ederek İslam dünyasının canlı ve diri tutmayı başardığını gösteriyor. Onun sayesindedir ki bugün İslam dünyası zulme karşı biat olduğu zaman hemen Hüseyin'i örnek gösterir. Hüseyin bunun için canından oldu, biz asla zulme biat etmeyiz. Yeryüzünde şu ana kadar İslam tarihinde nice alimler gelmiştir. Nice krallardan uzlaşma teklifleri yapılmıştır. Gelin biat edin, bize uyun, rahat edersiniz denilmesine rağmen hep Hüseyin'i örnek gösterir. Sadece İslam dünyası için değil, tüm dünya için bu böyle. Eğer şu yeryüzünde Yezid örneğindeki gibi bir zalim, hak hukuk çiğneyimiz, katil, kendisine biat edildiği zaman bize rahat verecekse, onun verdiği rahatlıkla biz yaşayacaksak biat ettiğimizde, o zaman bu yeryüzü zulme teslim olmuştur. Hazreti Hüseyin burada neyi temsil ediyor? Zulme teslim olmamayı temsil ediyor. Sonsuza kadar bu zalimler, bu katiller yeryüzünde meşruiyet kazanamayacaklar. Gayrimeşrudurlar. Tanınamazlar. Ölüm pahasına da olsa onların otoriteleri kabul edilemez anlamına geliyor. Hazreti Hüseyin bize verdiği mesaj bu. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman sevgili kardeşlerim, günümüzde de zalimler var. Günümüzde de Yezidler var. Tabii ki onlar olduğuna göre günümüzde Hüseyinler olacak ve olmalı. Çünkü zulüm ne demektir? Hak yemektir. Başkasının hakkı yemektir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. وَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِ Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Sessiz olun, hiç kimse derisinin renginden dolayı, siyah, beyazdır, ana dilinden dolayı, Türktür, Kürttür, Arap'tır, Çerkez'dir, Arnavut'tur, cinsiyetinden dolayı kadındır, erkektir, bölgesinden dolayı doğrudur, batılıdır, güneylidir, kuzeylidir, maddi durumundan dolayı yoksuldur, fakirdir, fukaradır, muhtaçtır diye kötü gözle bakmayın. Kur'an-ı Kerim bunların hepsini haram kılmıştır. Bütün insanlar Allah'ın önünde birdir ve eşittir. Sadece zalimlere düşmanlık vardır diyor. Ha, düşmanlık dediği karşı çıkma, cephe alma, isyan etme, itiraz etme, onun varlığını, otoritesini, meşruiyetini kabul etmeme sadece ve yalnızca zulmedenler, zalimler için. Zulmetmek birisinin hakkını yemek diyor. Hak ihlali yapan kişiye zalim diyoruz. Birisi diğerinin hakkını yiyor. Bir idare kurmuş, zulmediyor. Baskı uyguluyor. Başkasının hakkına, hakkına tecavüz ediyor. Öldürüyor, çalıyor, iftira ediyor, işkence ediyor. Bunlar hepsi zulümdür. İşte bunlar meşru olarak görülemezler. Yezid'de bunların hepsi vardı. Bunların hepsi Yezid'de vardı. Günümüzde de sadece İslam dünyasında değil, dünyanın her yerinde böyle zalimler yok mu? Var. O zaman adalet ve zulüm savaşı bitmedi. Devam ediyor ve bundan sonra devam edecek. O zaman bizim Hüseyin tarafında, yani mazlum tarafında, adalet tarafında sabrımızı belirlememiz ve durmamız gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman günümüzün Hüseyin olmuş oluyorsunuz. Yoksa toplantılarda etkan icra ederek Hüseyin'in ismini bol bol anarak ve fakat dışarı çıktığında da zamanın zalimi kimse ona biat ederek, ona ittiba ederek yaşadığınız zaman Hüseyin'e ihanet etmiş olursunuz. Asıl Hüseyin olmak burada konuşmakla olmuyor arkadaşlar.
Şimdi ben elbette ki onu aldım, siz de dinliyorsunuz, güzel güzel konuşuyoruz. Aslında o ne güzel. Şimdi dışarıda bize hayat yapıyor. Dışarıda bir hayat var. Bu hayatta aynı Hüseyin'e yapılan gibi teklifler yapılıyor. Gel deniyor. Saraya danışman ol deniyor. Eğer bunu yaparsan sana şunları şunları vereceğiz deniyor. Şahsen ben daha önce benim başıma geldi. Siz de çeşitli şekillerde, iş yerlerinde falan başınıza gelmiştir. Ben bir düşünce adamım, bir yazar, konuşan, Kur'an-ı Kerim tefsiri yazan birisi olduğum için ve genellikle de böyle dini manelerden falan, sünni boyutlardan gelen birisi olduğum için bunlarla ben çok karşılaştım. Hep beni ayakta tutan, diri tutan Hüseyin oldu. Eğer olmasaydı ben şu anda kaybolup gitmiştim. Kaybolup gidenlerin hepsi de Hüseyin'in otanlardı, size söyleyeyim. İnsanları diri tutan bir tarafı var. Onu aklına getirdiğin an asla kaybedemiyorsun. İşte sen dünyanın şeyini versinler, hep o söz aklına geliyor. Heyhat minel zulme Hazreti Hüseyin bu teklifler olunca. Yani heyhat minel, heyhat zulme, zulüm olunca heyhat, yani benden uzak olursun zulüm demektir. Zalime asla itaat etmem, zalime boyun eğmem. Zulüm benden uzak olsun. Ölümü göz alanım zulmüne biat etmem anlamı. Heyhat minel zulme. Hep ben bu sözü söylüyorum. Hep bu sözleri söylüyorum. Onu söylediler, bunu söylediler. Neler neler yaptılar, hala da yapıyorlar, hala da devam ediyorlar. Mesela güncel bir örnek vereyim. İşte bir hakim diyor ki, sen diyor, sosyal medyadaki tweetlerini takip ediyoruz, seni hala konuşup duruyorsun. Ben de hakime diyorum, nasıl yani? Benim bildiğim hakim önüne gelen evraka bakar. Sen beni nasıl takip edersin ya? Sen işin mi bu yani? Diyor ki, takip ediyoruz diyor, hala konuşup duruyorsun sen. Bir sürü ceza verdik diyor, hiç geri adım atmıyorsun diyor. Sürekli konuşuyoruz, aynı şeyler, aynı şeyler tekrar ediyorsun diyor. Yani şimdi hükmet eleştirmeye devam ediyorsun falan diyor. İyi de bir hakimin görevi bu değildir ki. Sen nasıl beni takip ediyorsun? Yani tuttum beni, hani kendisi değil de elemanlarına söylüyor. Yani bu mahkemeler dediği şeyler, özellikle bu siyasi mahkemeler, susturmak için yapılıyor. Sus! Sesini kız, biat et, rahat sana bir şey, biat et, rahat et. Biat et, rahat et, aynen bu. Biat et, rahat et. Biat edersen var ya, önüm öyle bir açılacak ki, gelmediğin yer. Şu anda ben hükümet çevrelerinde bir sürü tanıdığım arkadaşım var. Hatta benim derslerime gelip böyle köşelerde falan oturan insanlar var. Kimisi bakan yardımcısı oldu, kimisi bilmem ne oldu. Aldı başı gitti, bir adamın 3 ayda 40 tane eli oldu. Bütün bunlar bizim gözümüzün önünde oldu. Şair İsmet Özel'in dediği gibi her şey biz yaşarken oldu. Biz bunların hepsini gördük. Nasıl oluyor bu? Bir adamın 3 ayda nasıl 40 tane ev oluyor? Nasıl bir bereket? Allah veriyordur ki yürü yavaş olun diyor. Fiyatları da Allah belirliyor zaten. Nasıl oluyorsa yani bir türlü bize yürü yavaş olun demiyor. Hep onlara yürü yavaş. Şimdi bunlar hepsi zulümdür arkadaşlar. Biz buna biat edemeyiz. Eyvallah. İstersen babam olsun, istersen sünni değil. Aile kökeninden kim gelirse gelsin. Biz buna biat edemeyiz. Bizim Hüseyin'den öğrendiğimiz budur. Kur'an'dan benim öğrendiğim budur. Bu yolda İsa'dan, Musa'dan, İbrahim'den, Konfüçyüs'ten, Buda'dan, çağımıza gelelim. Yani Mars'tan, Çekuvara'dan, ben bunların hepsini aynı yolda insanlar olarak görüyorum. Ben bunlardan öğrendiğim budur, biz zulme biat edemeyiz. Hepsini aynı değerlendiriyorum. Aralarındaki farkları birbirlerine karşı olmadığını düşünüyorum. Bazıları, Peygamber, Hasan Hüseyin, bunlar Arap'tır, bunlar Müslüman'dır. İşte Marx, Che Guevara, Lenin falan, onlar komünisttir, dinsizdir falan diye aralarını ayırıyorlar. Hayır, bunların hepsi zulme karşı ısrar etmiş insanlardır. Hepsine de selam olsun. Ben buradan baktım, ben baktım, gel burası. Bunu bana çok da görenler oluyor ya, ne biçim laflar bundan falan diyorlar ama zulüm evrenseldir, o zaman zulme karşı çıkış da evrensel olmalıdır. Bak nerede bir zulüm görürseniz, mazlumun yanına koşacaksınız. Biz 2013 yılında Gezi olaylarına katıldık. Gezi meydanında ben cuma namazı kıldım. Ve biz namaz kılarken de
Yerli çocukları kaçırdı. Ramazan ayının girdiğinde İstiklal Caddesi'nde böyle 15 bin kişinin katıldığı yerli sofrasına orada işte orası Beyoğlu semti olduğu için barlardan çıkanlar, pavyonlardan gelenler, bira içenler hepsi geldi. Yerli sofrasına oturdu. Hep beraber orada oruç açtık. Ben dedim ki oruç tutanlar için oruç açmadım. Sünniler için iftardır. Aleviler için lokma oruç açmasıdır. Ateistler için akşam yemeğidir. Hepinize afiyet olsun. Yerli sofrası bu demek. Yani bunun örneğini memleket gördü mü görmedi mi? Gördü. En son 2019'da da bir de müdahale ettiler. Orada yerlere sürdü falan. Engel olmaya çalıştılar yerli sofrasına. Bizi karakola götürdüler ve karakoldaki polislerin çoğu iyi mantıklı falan. Beni de tanıyorlar işte hocam falan filan ya kusura bakma. Olmadı ama ne yaparım emir böyle falan filan diye İçişleri Bakanlığı'ndan emir gelmiş. Engel olur falan diye engel olmaya kalktılar. 2019'da pandemiden önceki en son yerli sofrasına orada bir tanesi demişti ki çok ilginç. Ya aslında biz oraya niye geldik polisler? Hem de oraya ekip gönderdim. Sizin o yerli sofrasını ateistlerden korumak için oraya diyor polis gönderdik diyor. Yani işte bizden yalan gibi çıkıyor. Ya siz diyor ya Ramazan'ın ilk gününde bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın seçiminde, ikinci seçiminde kazandığı ilk günde bir de Ramazan'ın ilk gününde bu yapılır mı ya? Bu yaptığınız ayıp olmadı mı şimdi? Bir de İslami değerlere saygılı bir iktidar falan filan da geçiniyorsunuz. Ramazan'ın ilk günü oruçtan insanlara bu yapılır mı? İnsanlara yeri sürüklediniz. Sofrayı yırttınız. Deyince biz diyor sizi oraya yanınızdaki baktık böyle bir etrafta bir sürü ateistler falan gelmiş. Onlardan korumak için gelmiş. Ben dedim ya be şaşkın. Bu ateistler oraya niye geldi biliyor musun sen? Biz zaten 9 yıldır o ateistlerle beraber o sofrayı kuruyoruz. Nasıl yani? Ya onlar için akşam yemeği bizim için de oruç oluyor. Beraber yapıyoruz. Zaten o yerli sofrada oturanların %70'i zaten 60'ı ateist, 65-70'i ateist yerden fazlası. Oruç tutmayan insanlar ama sırf yerli sofrasına destek için geliyorlar. Sırf bunun zulme karşı mazlumun durduğu yer olarak gördükleri için geliyorlar. Biz zaten bunu onlarla beraber açıyoruz. Aramızda bir soru yok. Sana ne olur diye. Kendi kendine biz onlarla koymayacağız. Biz onlarla beraber yapıyoruz bunu zaten. Bakın iş nereye gelmiş oluyor? Nasıl tersine dönmüş oluyor? Şimdi bu şunun için söyledim. Zulüm ve zalim mücadelesinin kimliği yoktur. Mazluma kimlik sorulmaz. Ateistmiş, Aleviymiş, Sünniymiş, Doğuluymuş, Batılıymış, Kürtmüş, Türkmüş sorulmaz. Değil mi ki onun adı mazlumdur. Yani hakkı yenen. Hemen oraya koşacağız. 2000 sene önce Sokrates demiş ki erdem, bunun Kur'an'daki karşılığı hayırdır. Erdem kişinin kendi evi yandığında onu söndürmesi değildir. Gerçekte erdem komşusundan yangın çıktığında onu söndürmek için koşmaktır. Buna Kur'an-ı Kerim hayır der. Hayırlarda yarışmamızı ister. Değerli kardeşlerim ben sözü fazla uzatmayayım. Dedemize teslim edeceğim mikrofonu. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak bizleri doğru yoldan ayırmasın. Cenab-ı Hak bizleri Hazreti Hüseyin başta olmak üzere zulme karşı direnen bütün mazlumların acısını, aşkını, özlemini ve hayallerini içimizde yaşatsın ve onları gerçekleştirmeyi nasip etsin. Allah Allah. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.